Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz News in Makalık Nederlands haber serisinin 100. bölümü Aflevering 100. Bu haberler 2024'ün 3. ve 4. haftasıyla alakalı haberler. Başlayalım. Şu giriş kısmını artık okumuyorum. Alttan devam ediyorum. This is Aflevering 100. Bu bölüm 100 Aflevering bölüm demek. Bir dizinin bölümü de aflevering. Bir podcast'in bölümü de aflevering. Bir haberin bölümü de aflevering. Ik vind het heel bijzonder dat ik al 100 afleveringen voor jullie heb mogen maken. Data kadar kısım. Ik vind het heel bijzonder. Onu çok özel buluyorum. Yani o çok özel. Ki o şey. Dat. Ik al 100 afleveringen voor jullie heb mogen maken. Öznemiz ik. Demiş ki. 100 bölüm sizler için yapabilme imkanım oldu. Şimdi burası biraz karışık gelebilir. Bir defa cümle beyzin olduğu için ikinci cümle yani fiil sona geliyor. Öznemiz ilk. Şimdi şu aradaki kısmı düşünmeyelim. Bizim için kolay olsun. Burası ikep mohı maka olsun. Şimdi buraya nasıl geldik? Adım adım ilerleyelim. Cümlemiz ikmak yapıyorum yaparım ik heb gemaakt yaptım geçmiş zamanda ik heb mogen maken ik heb kunnen maken ik şimdi burada da geçmiş zamanda o ihtimali size söylüyor ik heb mogen maken yapabildim ik heb kunnen yani ik heb mogen maken yapılmama müsaade edildi ik heb makı. yapabildim ik heb moeten yapmak zorundaydım. Şimdi cümlemiz bakınız iki tane fiil var. Birinci fiil makın fiili, ikinci fiil de modal fiil. Ve cümleyi biz geçmiş zamanda yapıyoruz. Geçmiş zamanda yaparken ana fiilimizi yani makın fiilini geçmiş zamanda kullanılan yardımcı fiil, yardımcı fiili haben olduğu için ekep mochen ya da können ya da mutın dedim ve sonra ana fiilimi ekledim. Yani dikkat etmenizi istediğim yer şurası. Cümledeki sadece ana fiilin haben yardımcı fiilini ben çekimliyorum özneme göre. Yani ikep mah makın demiyorum. Ikep kan makın demiyorum. Ikep dedikten sonra geri kalan kısmı aynen söylüyorum. Yani mastar halde söylüyorum. Şimdi burada ben ikep hmakt dedim. Peki bazı fiiller biliyorsunuz geçmiş zamanda zen fiiliyle kullanılıyor ve onlara bir örnek bleifen, kalmak demek, orada bulunmak demek. Ik bleif, bulunuyorum. Ik ben gebleifen, bulundum geçmiş zamanda. Bleifen geçmiş zamanda zen ile kullanılıyor. Bakınız aynı formu bleifen fiiline uyguluyorum. Ik ben mol gebleifen, ik ben kunne bleifen, ik ben mut bleifen. Yani buraya sadece ben çekimi bakınız zen fiiline yapıyorum. Burada da heaven fiiline yapıyorum. Kafanızı hiç karıştırmasın. Oldukça kolay. Formülü bu şekilde. Equinted hail bijzonder dat honder. for Hep mogen maken. Sizler için şimdiye kadar yani bahsettiği konu çünkü 100 bölüm yaptım diyor. Bakınız al honder. A flavoring'i yani daha önce yapılan yüz bölüm. O işin yapıldığını ifade ediyor. Yapıla, yapabildim yani e, yapma fırsatım oldu gibi sizi çevirebilirsiniz. Bunu çok özel buluyorum diyor. Devam ediyorum. Ik will jullie bedanken for alle enthusiaste mailtjes. Ik will jullie bedanken. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bir, hani biz bedankt diyoruz ya aslında bedankt e, bir fiilin çekimlenmiş halidir. Bedankındır o fiilin kendisi. Bedankın birisine teşekkür etmek. Ne için teşekkür ettiğinizi söylerken de for diyorsunuz. Hani ik, bedank for ya help diyebilirsiniz. Ik will yuli. bakınız burada geçtiği haliyle. Ik will yuli bedanken for alle entusiaste mailtjes. Bütün coşkulu mailler için sizlere teşekkür ediyorum muhtemelen tebrik mailleri yollamışlar hocaya. Ik ben blij, mutluyum, om te horen, duyduğum için ki dat, bakınız cümleyi bağlıyor. Neyi duymuş bakalım? Dat deze podcast jullie helpt. Bu podcast size yardımcı oluyor. Ne konuda? Bakın tekrar bir om te kalıbı. Om te, om te, mekmak için. Om jullie Nederlands te verbeteren. Sizlerin Hollandacasını geliştirmesinde yardımcı olduğunu duymak beni mutlu ediyor. Dikkat ediyor musunuz? Bakın cümle parça parça gidiyor. Hiç karışıklığa gerek yok. İg ben bile, ig ben bile. Mutluyum. Ne için? Om te horen. Duyduğum için. Neyi duyduğum için? Dot, deze a podcast you'll helped. Bu podcast size yardım ediyor. Neye yardım ediyor? Amaç verecek orada. Om jullie nederlands te verbeteren. Sizin Hollandacanızı daha iyi yaptığı için, geliştirdiği için. Ik vertel deze keer over een aantal nieuwsberichten uit de kranten van week 3 en 4. Ik vertel deze keer. Bu sefer ik vertel over <laughs> hakkında konuşacağım. Bakınız, vertellen over <laughs> hakkında konuşmak, anlatmak, bahsetmek. Yani bir şeyi anlatmaya da vertellen <laughs> diyebilirsiniz. Bir konu hakkında bahsetmeye de vertellen <laughs> diyebilirsiniz neyden bahsettiğinizi söylerken de offer hakkında ön antal newsberichte birkaç haber e, haberden newsberichten the kranten van week 3 and 4 üçüncü ve dördüncü haftanın gazetelerinden birkaç haber başlığını size anlatacağım. Days of Leifring bu bölüm hat onder andere over bakın bu cümlenin fiili hang over. Bir şeyin hakkında olması. Mesela het gaat over jou. Bu senin hakkında. Het gaat over jouw toekomst. Bu senin geleceğinle alakalı, geleceğin hakkında. Days of flavoring onder andere over. Buradaki onder andere' before eş anlamlısı diyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Fakat under under'ı kullanırken şöyle bir nüans var. Şimdi bu haber metninde birçok haber başlığı var. Fakat ben under under'ı dedikten sonra örneğin diyorum ya buradaki bütün haber başlıklarını söylemiyorum. İçlerinden seçtiğim birkaç tane haber başlığını söylüyorum. Yani under under'ı demek ben sana bir şey anlatacağım birazdan ama o anlatacaklarım içinden bir örneklem sunuyorum sana demek. Hepsi demek değil yani birkaç tanesini burada söylüyor. Deze aflevering gaat onder andere over boerenprotesten in Frankrijk, de nieuwe spreidingswet en doodgebeten schapen. Buren protesten, boer, çiftçi demek. Çiftçilerin protestosu nerede? Fransa'da. De nieuwe spreidingswet, yeni yayılma yasası. En doodgebeten schapen. En ve eee ısırılarak öldürülen koyunlar. Evet, ilk haberimizle başlayalım. Russisch Militärfliegtuig neergestort. Rusya um, militer militar uçağının düşmesi, neergestort. Eee yani yere çakılıp düşmesi. Eee een Russisch is neergestort. Düştü, daha doğrusu düşürüldü. E, çünkü e, bu geçmiş e, geçmiş zamanda yani pasif bir cümle düştü, düşürüldü. Ama düşme durumu ortaya çıktığı için e, yani pasif yaptığımız cümleler gibi bir anlamı olmayabilir sizler için. Ama yapı olarak pasif bir cümle. in militär flygtagiğ is neergestort. Neergestorten betekend crashing um, anlamı crashing demektir. Yani ikisi de eş anlamlı. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Duidelijk anlaşılır. Onduidelijk anlaşılmaz. Henüz ne olduğu belli değil. Belirsiz. Neymiş o belirsiz olan? What er precies is gebeurd. Ne olup bittiği henüz anlaşılmazmış. Yani anlaşılır değilmiş. Onduidelijk. Okay. Rusland zegt dat er Oekraïners aan Rusya demiş ki, er Ukrainians an board waren. Uçakta Ukraynalılar varmış. Bakın, on board. Şimdi bu kelimeye değinmek istiyorum. On board. On board gemi, uçak vesaire araçlar için kullanılmakta, ee, içinde bulunmak manası işte bir gemi için kullanıldığı zaman gemide bulunmak, uçak için kullanıldığı zaman uçakta bulunmak, uzay araçları için kullanıldığı zaman da uzay araçlarında bulunmak anlamı taşıyor. Ama aynı durum örneğin araba için, otobüs için vesaire kullanamıyorsunuz. Sadece gemi, uçak vesaire araçlarda kullanılıyor. Zey zaudu didah O onlar o gün serbest bırakılabilirlerdi. Bakın o Z dediği kim? Ukrainers. yani Ukraynalılar. Uçaktaki Ukraynalılar. Ama olmamış. Yani Zaud'un kullanımlarından bir tanesi de neydi? Irrealis yani gerçekleşmemiş konulardan bahsederken Zaud'un e, kullanıyoruz. Yani olabilirdi ama olmadı. Yani bir ihtimal olarak kaldı o. Niye? Çünkü vefat ettiler. Zey Zaud die dag vrijkomen. Volgens Moskau Moskova'ya göre, Volkens e göre, hani fikir ifade ederken diyoruz ya, Volkens mey, bana göre, Volkens, Volkens Moskau, e, mo, mm, Moskova'ya göre, heeft Ukrayna het vliegtuig uit de lucht geschoten. Moskova'ya göre, Ukrayna uçağı, özür, Ukrayna, özür dilerim, heeft Oekraïne het vliegtuig uçağı uit de lucht geschoten. havadan düşürdü. Kime göre? Moskova'ya göre. Ukrayna zegt dat het niet waar is. Ukrayna dedi ki bu doğru değil. Dat zegt dat het niet waar is. Yani burada bir bezin var. Bezin cümlesine bakalım. Öznesi het. Fiili ne? Is. Yani fiil sona geldi. Fiili bakın başa alıyorum. Het is nit var oldu. Yani dattan sonra het bu öznesi cümlenin. Volgens de Ukrainse autoriteite var er rakete an bord van het vliegtuig. Ukraynalı otoritelere göre bakınız Ukraynalı otoritelere göre varın er raketten an bord van het vliegtuig. Uçağın uçakta yani uçağın içinde on board, raketler raket dediği um, füze um, silah yani raket on board uçakta uçağın içinde füzeler varmış kime göre Ukraynalı otoritelere göre un team van specialiste gaat onderzoek doen bir specialist uzman bir uzman ekibi, tim takımı, hat onderzoek doen, bir araştırma yapacak. Araştırma yapmak neydi? Onderzoek doen. Onderzoek doen'dan sonra neyi araştıracağımı söylerken nar prepozisyonunu kullanıyorum. bu onun fast prepozisi, yani sabit edatı. Ün tim doet onderzoek naar het ongeluk. Bir takım araştırma yapacak. Neyi yapacak araştırmasını? Narhet onhülük. Kazayı araştıracak. Bakın nar. İkinci haberim. Fransız buğra blok, blokir veyhı. Fransız çiftçiler yolları kapattılar. Bloke ettiler. In Frankreik blokir buğra enkli veyhı. Fransa'da buğrun çiftçiler Enkıla birkaç yolu kapattılar, bloke ettiler. Şimdi buraya değinmek istiyorum. Enkıl, enkılı kelimesine değinmek istiyorum. Enkılı birkaç anlamına geliyor. Enkılıdan sonra ben daima kelimeyi çoğul kullanmak zorundayım. Enkılı, ümpar ile eş anlamlı. Örneğin burada bakın enkılı veyhın. Mesela örnek enkılı dağın, enkılı mensın. Yani birkaç gün, birkaç insan. Türkçe'ye söylerken birkaç günler demiyoruz. Ama Hollandaca'da bunu söylerken enkılı dahi diyoruz. Enkılı mensı diyoruz. Birkaç gün, birkaç insan. Ümpar kelimesiyle eş anlamlı. Devam ediyorum. Ze staan met traktoren stil op de snelweg. Onlar bulunuyorlar met traktoren stil op de snelweg. Şimdi fiilimiz bu cümledeki fiil Still stand. Still stand, sabit durmak. Orada beklemek demek. Yani zaten still sessiz, sessiz demek. Still stand sessizce beklemek. Ama buradaki manasıyla yolları kapatarak orada durmak yani. Orada beklemek öylece. Op de snelweg. Snelweg otoban demek. Traktör zaten aynı. Still stand kelimesi aynı zamanda bir kontekste de kullanılıyor çok fazla. Ee, özellikle saygı duruşu derken ...ein minüt still stand yani oradaki duruş öylece bekleme ifade ederken de biz still stand fiilini kullanıyoruz. Ee, bakın burada da örnek cümle var. Aynen e, Türkçe'de saygı duruşunda beklemek Hollandaca'da da ein minüt yani bir dakika Öylece bekleyiş olarak çeviriliyor. En minüt stilstan. Devam ediyorum. Bey for belt Op route du soleil of rond Toulouse. E, buralar Fransa'da belli yerler. Örneğin of the route du soleil, soleil e, yolu of rond de stade Toulouse. E, of e, veya rond de stade. Toulouse şehrinin çevresi rond. Bakınız çevresi civarı. Bovendien ayrıca blokkeren ze de weg naar de haven bij Kale. Ayrıca onlar yolları bloke ediyorlar. O yol nereye gidiyormuş o yol bakalım. Naar de haven bij Kale. Kale'nin yanındaki hafına giden yol. Bakınız. De weg naar haven. De weg naar de toekomst. Geleceğe doğru giden yol. De weg naar Amsterdam. Amsterdam'a doğru giden yol. Yani buradaki nar cümleye e, yönelme, yön anlamı katıyor. Ayrıca onlar yolu bloke ediyorlar. A giden yol. Nereye giden yol? Naar de Hafen Bey Kale. Kale yanındaki limana giden yolu bloke etmişler, kapatmışlar. Frachtwagens tırlar di ki o tırlar met hun spullen naar Engeland willen, mogen niet verder rijden. Tırlar, ki o tırlar, bakınız, di, met hun spullen, içindeki, yani e eşyalarıyla, spullen, eşyalarıyla, onların eşyalarıyla naar England willen, İngiltere'ye gitmek isteyen frachtwagenslar, yani tırlar, mogen niet verder rijden. E öteye devam edemiyorlar, süremiyorlar. Mohnit ferder reiden. Reiden aracın gitmesi, sürülmesi. E, bakın bu cümlenin şu kocaman cümlenin, upuzun cümlenin öznesi aslında şurası. Yani şöyle. E, eşyalarıyla beraber İngiltere'ye gitmek isteyen tırlar devam edemiyorlar. Yani devam etmelerine aslında müsaade edilmiyor. Devam edemiyorlar değil de. Mohın biliyorsunuz bir şeye izin verilmesi, müsaade edilmesi anlamına kata e, anlamı katar cümleye. Yani bu sebeplerden dolayı onların verder ileriye sürmeleri, yani devam etmelerine müsaade edilmiyor. De boeren çiftçiler protestieren tegen de hoge kosten. Çiftçiler e, yüksek fiyatlara karşı protesto ediyorlar. Protestieren Deyhin, protesto etmek, karşı çıkmak. Şimdi bir şeye karşı e, protesto edilir. İşte bunun da e, prepozisyonu teyhin. Neye karşı protesto edeceğinizi söylerken teyhi kullanıyorsunuz. De burun, protestieren, teyhi, de hoge kosten. Yüksek fiyatlara karşı çiftçiler protesto ediyorlar. Het is for hun, for hen, duurder geworden om de producten te produceren. Om te yapısına kadar bakalım. Het is voor hen duurder geworden. Onlar için, onlar için ee, duurder, daha pahalı oldu. Het is geworden. Het is geworden. Yani o het het'ten kastı burada o hoge kosten, yani yüksek artan fiyatlar, o fiyatlar onlar için for hen dürder geworden daha yüksek yüksek oldu ne neymiş bakalım o yani ne için yüksek olmuş om de producten te ürünleri üretmek için produceren üretmek product ürün producten ürünler yani diyor ki ürünleri üretmek için fiyatlar onlar onlar adına çok arttı yani çok pahalı oldu pahalılaştı Produceren, üretim yapmak. Bunun zıttı konsumenten, tüketim yapmak. Prodüsent üretici. Konsument, tüketici. E, Produkt, e, üretim, e, şeyi, e, üretilen şey. E, konsumsi, produksi, üretim, konsumsi, tüketim. Yani ee, buradan vermek istediğim mesaj şu. Kelimeleri, fiilleri öğrenirken eş anlamlarını, zıt anlamlarını yanlarına not edebilirsiniz. Bu şekilde ee, daha çok akılda kalıcı olabilir. Devam ediyorum. Produsieren en konsumenten. Maar de supermarkten willen geen hogere prijs betalen. Ama süpermarketler willen geen hogere prijs betalen. Yani e, ee, hogere yüksek fiyatlar ödemek istemiyorlar. Willen, Geen hogere prijs betalen betalen ödemek dat vinden de boeren niet eerlijk we boeren, çiftçiler adil bulmuyorlar ja, niet, dat is niet eerlijk bu adil değil yani. ook zijn ze boos ayrıca onlar sinirliler öfkeliler neye öfkeliler dat dat er steeds meer regels komen ve gittikçe daha çok kuralın gelmesine öfkeliler. Ook zijn ze boos dat er steeds Bir yere kural konması, bir yere kural getirilmesi, Türkçedeki kullanımıyla aynı aslında kural gelmesi, kuralın getirilmesi. Bakın bu cümlede de kuralın gelmesi. Regels komen. Şimdi burada bir yapı var. Ben bu yapıdan bahsetmek istiyorum. Um, yapısı, states mere ve state minder yapısı. Şimdi states mir ve sonrasında gelen kelime. Bu o kelimeye gittikçe daha çok anlamı kazandırır. Örneklerle daha açıklayıcı olabilir. Burada ne demiştik? States mir reichels. Gittikçe daha çok kural. States mir Menson, Gittikçe daha çok insan. Ve bu özne. Bakın burada da sonuçta bunlar bir yapı, bir kombinasyon yani. States mere regels. Gittikçe daha çok kuralın gelmesi ve bu yapı bakınız çoğul bir yapı. O yüzden örnek cümlemizde ne demiştik? States mere manson. Gittikçe daha çok insan wordzik. Bu çoğul olduğu için bu yapı bakın çoğul kullandım fiili. wordzik. Gittikçe daha çok insan hastalanıyor, hasta oluyor. States minder bu da tam tam tersi gittikçe daha az bunda da çoğul yapıyoruz fiilimiz e, kelimemizi. mesela örnek states minder mensen gittikçe daha az insan eaten gezond, sağlıklı besleniyor sağlıklı yiyor yani eğer bu cümlede mesela ook e, zijn ze boos dat er steeds minder regels komen deseydi o zaman anlam şu olacaktı. Ayrıca onlar sinirliler. Neye sinirliler? Gittikçe daha az kuralın gelmesine. Yani bu gittikçe daha çok yapar kelimeyi. Bu da gittikçe daha az anlamı kazandırır. Devam ediyorum. Ook, Ayrıca de komende dagen gelecek günlerde wordt er nog geprotesteerd. Ayrıca gelecek günlerde hala daha protestolar yapılıyor, devam ediyor. Bir sonraki haberimiz Spreading Sweat Angenommen. E, bu yasanın ismi Spreading Sweat, yayılım yasası çevirdiğiniz zaman The mention in the politik haber The Spreading Sweat Angenommen. Politikadaki insanlar Spreading yasasını, yayılım yasasını kabul ettiler. Şimdi bakın bu cümlenin fiiline Angenomen, Anneymen aslında. Yasalardan bahsederken e, yasa neydi? Vet. De vet an dediğimiz zaman o yasayı kabul etmek yani yasayı geçirmek anlamında kullanılıyor. Anlamı yasanın geçmesi, yasanın kabul edilmesi. Angenomen betekent geaccepteerd. De spreidingswet is een wet over opvangplekken voor asielzoekers. Yayılım Yasası bir yasadır. Over hakkındadır. Opvangplekken voor asielzoekers, e, asielzoekersin e, op opvangplek. E, yani hmm, onların barındırılacak yerleriyle alakalı yasadır. De afgelopen tijd was er veel discussie over de opvang van asielzoekers. Geçtiğimiz zamanlarda, afgelopen tijd geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz zamanda was er vardı fail diskusi tartışma, çok fazla tartışma. Ne hakkında? Over the opfang van asilzuckers. Asilzuckerların kalacak barınmasıyla alakalı hakkında çok fazla tartışma vardı. The afgelopen tijd. Geçtiğimiz zamanlarda. Er zijn in Nederland te weinig woningen. Ve Holland Hollanda'da çok az ev vardır. Töveynih. Şimdi sıfatlardan önce gelen tönün sıfata kazandırdığı mana şu. O sıfat o kadar çok ki, o kadar aşırı boyuttaki onun olumsuz sonuçları var. Mesela buradan örnekle Erzain in Nederland Hollanda'da Töveynih woningen. Çok az ev vardır. O kadar azdır ki Bakın, sommige mensen slapen op straat. Bazı insanlar sokakta uyuyorlar. Yani o azlığın olumsuz sonuçları var artık. Olumsuz sonuçlar doğuracak kadar o sıfat çok yani çok fazla ya da çok az neyse yani sıfatın durumuna göre değişir. Niet alle gemeentes wilden of konden deze mensen een plek geven. Uh, niet gemeentes. Uh, bütün belediyeler değil, ne değil? Niet alle gemeentes wilden. Uh, istemiyorlar of konden yapamıyorlar. Daha doğrusu istemediler veya yapamadılar. Neyi? Deze mensen een plek geven. Bu insanlara bir plek, bir yer vermeyi. Yani bütün belediyeler bunu istiyor değiller yani demek istiyor. Bütün belediyeler bütün belediyeler ıı, istemiyorlar ve yapamıyorlar. Neyi yapamıyorlar? Bu insanlara bakın bu insanlara yer verme hususunu yapamadılar. Yer veremiyorlar. Yer vermek istemiyorlar. Um, Door the Spreadings Wet ıı, bu yayılım yasası sayesinde bakınız sayesinde denden dolayı door the spreading wet bunun sayesinde bunun vesilesinde bunun bundan dolayı mutu alı bütün belediyeler asil zukers opfanga bütün belediyeler bu yayılım yasasından dolayı asil zukurlara asil zukurları barındıracaklar barındırmak zorundalar bakın mutun opfangın opfangın birini barındırmak onu ona bir yer vermek, onu barındırmak anlamına geliyor. Devam ediyorum bir sonraki haberimiz. In 2023 groter medicine to court than oid. Şimdi haber başlığımızda ne diyor? In 2023 groter medicine to court than oid. 2023'te e, medicine ilaç eksikliği daha fazlaymış. Hroter daha fazlaymış. Dan oyt. Şimdi bu dan oyt cümleye ne anlam kazandırıyor? İsterseniz önce ona bakalım. Şimdi ben dan oyt'tan önce dan oyt'tan önce sıfat kullandım. Hrot. Ama ben sıfatı ikinci aşamalı sıfat olarak kullandım. Yani er kullandım. Yani büyük daha büyük. Hrot. Hroter. Sıfat artı ama bu sıfat e, daha anlamı olan sıfat. Yani grot değil de groter olarak kullandım. Sonrasında da dan oit getirdim. Bu dan oit e, sonuçta ben burada bir şeyi kıyaslıyorum. Hani groter dan. Kleiner dan. hoher dan. Aslında bu da bir kıyaslama. Groter dan. Neye göre? Neyden daha büyük? dan oit Geçmişten. Şimdiye kadar olandan. Her zamankinden. Yani çevirdiğiniz zaman da şu anlam çıkıyor. Hiç olmadığı kadar. Yani şimdiye kadardan bu oit işte bu şimdiye kadar anlamı kazandırıyor. Yani şu ana kadar olandan daha fazla. Yani hiç olmadığı kadar fazla. Her zamankinden daha fazla. Örneğin Kroter'dan oit eskisinden her zamankinden daha büyük. Kraut. Örnek cümlemiz. Ik fulmü sterkerden oit. Kendimi hiç olmadığı kadar güçlü hissediyorum. Kendimi kendimi her zamankinden daha güçlü hissediyorum. Yani cümleye kattığı anlam bu şekilde. Dan ooit. Devam ediyorum haberimize. In 2023 was er in Nederland een groot tekort aan medicijnen. 2023'te Hollanda'da bir büyük ilaç kıtlığı varmış, ilaç eksikliği varmış. Şimdi tekort. tekort eksiklik demek. Tökort'tan sonra neyin eksik olduğunu söylerken, tökort'u o eksik olan şeye an edatıyla bağlıyorum. Tökort an medicijnen. yani tökort fan demiyorum kesinlikle. Tökort an, tökort an medicijnen. İlaç eksikliği varmış. Ne zaman? 2023'te Hollanda'da. Örneğin mesela personel tökort, personel eksikliği demek. Yani ben bu tökorta başka kelimeleri de başına ekleyerek onun eksik olduğunu ifade edebiliyorum. Personnel tekort. Personel eksikliği. Devam ediyorum. Het tekort was niet eerder zo so groot. Bu eksiklik, bu kıtlık yani o şeyin eksikliği, kıtlığı was niet eerder zo so groot. Bu eksiklik öncesinde bu kadar büyük değildi. Bakınız zo'nun üstünde bir aksan var. Zo so groot. Eğer o aksan varsa o aksanı söylerken de telaffuz ederken de biraz üstüne bas, bastırıyoruz yani. Het te kort was niet eerder zo groot. Yani bu eksiklik was niet değildi eerder öncesinde zo groot. Bu kadar büyük. Bu eksiklik öncesinde bu kadar büyük değildi. Ongeveer 5 milyon van de 13 milyon medicine ongeveer yaklaşık 5 milyon van de 13 miljoen medicijngebruikers. Ehm um, 13 milyonun 13 milyondan 13 milyon uh, eee ilaç kullanıcısından 5 milyon 5 milyonu hebben de gevolgen hiervan gemerkt. E, bakınız, cümlenin öznesi bu. Öznemiz şu. Yaklaşık Ehm um, ongeveer 5 miljoen van de 13 miljoen mediziner Yani yaklaşık 13 uh, ilaç kullanıcısından 5 milyonu hebben gemerkt. Fark ettiler. Neyi fark ettiler? De gevolgen sonuçlarını, neyin sonuçlarını? De gevolgen hiervan. Bakınız, de gevolgen hiervan. Ehm burayı biraz açmak istiyorum. İşte burada bakınız. De gevolgen van ne fan? Fanet de court an medicijnen. Burayı yanlış yazmışım soruyu. De gevolgen sonuçlarını fan nokta nokta. Bir şeyin sonuçlarını. O işte bir şeyini söylemiyorum. Niçin söylemiyorum? Tekrardan kaçınmak için. Çünkü o az önce söylediğim şey o. Yani bir daha onu söylememe gerek yok. İşte o zaman ben şunu yapıyorum. De here hier fan. Onun sonuçlarını. Buradaki here kelimesi şuna tekabül ediyor. Bakınız. Şuna. Yani e, to court an medisaynin. İlaç eksikliğinin sonuçları. Here burada ona e, e, onu gösteriyor yani. Ben burada here fun kullandım. darfan kullanabilirdim. Erfan kullanabilirdim. Üçünü de burada kullanabilirdim. Yani e, tekrardan kaçınmak için the folk here fun. Onun sonuçlarını. Okey. Devam ediyorum. Vaak kregen ze een alternatief medicijn met dezelfde werking. Vaak çoğu zaman kregen ze onlar alırlar. Neye alırlar? Een alternatief medicijn. alternatif ilaç. Ne? O ilaç neymiş? Met dezelfde werking. Ee, aynı etkili, aynı etkili alternatif bir ilaç Çoğunlukla onlar çoğu zaman alırlar. Kreyhın aldılar yani bakın geçmiş zamanda. Kreyhın. Verking etki demek, tesir demek. Burada ilacın etkisinden söz ettiği için ilacın etkisi, ilacın tesiri diyebiliriz. Bir kelime daha var. Tekstimizde yok ama buraya ekledim. Bayverking. Bu da ilacın yan etkisi demek. Ya yani kullandığınız bir şeyin, sürdüğünüz bir kremin, bir ilacın, bir hapın Yan etkisi o da bay working demek. Zaten biliyorsunuz bay e, prepozitisi olarak yan anlamına geliyor. The bay working yani aslında hoş güzel bir kelime. Akılda da kalıcı bir kelime. Working etki tesir. Bay working yan etki demek. Devam ediyorum. Er var bay for built probleme met de distribüci. Problemler vardı. Örneğin e, neyle alakalı problemler? Problemi met de distribüsi. Şimdi problem kelimesi, bu kelimeyi kullanırken o problem neyle alakalıysa ben bu alakayı problem kelimesiyle met edatı ile bağlıyorum. Yani bunun sabit edatı aslında met. Yani problemi met de distribüsi Distri distribüsiyle alakalı problemler vardı distribütsi e, dağıtım demek. E, dağıtımla alakalı problemler vardı. Yani burada dikkatinizi çekmek istediğim yer şurası. Problem met. Okey? Yani onunla problemim vardı. Biz onun ile diyoruz. Onun ile. Yani Türkçedeki kullanımı aslında aynı. E, dağıtım ile problemler vardı. Problem met de distribütsi. Of met de prodüksi. Of veya e, prodüksi, üretimle alakalı. Met de prodüksi. Ook zeggen sommige fabrikanten dat er meer vraag was naar bepaalde middelen. Data olan, data kadar olan kısma bakalım. Ook ayrıca ze sommige fabrikanten e, bazı fabrikatörler söylediler ki, söylüyorlar ki, ne söylüyorlar? Dat er meer vraag was naar bepaalde middelen. Er meer vraag. Was naar bepaalde middelen. Şimdi frag soru demek değil mi? Ik heb een Bir sorun var. Fakat buradaki kullanımı arz demek. Arz. Yani o arz talep olayı var ya işte oradaki arz demek. Yani insanların bunu istemeleri. Ona arz deniyor. İstenen bu şeyi de bir fabrikanın üretmesi ve onları piyasaya sürmesi bu da talep oluyor. Arz ve talep. Frag en anbot. Arz ve talep. Pekala bu arzı ben e, yani örneğin mesela e, burada demiş ki Böpa aldı middle'ın belirli maddelere belirli maddelere olan arz. Şimdi ben bu arzı belirli maddelere bağlarken nar edatı, edatını kullanıyorum. Nar. Bu da sabit. Yani de nar, naar Bir şeye olan arz. Diyor ki bazı fabrikatörler diyorlar ki ayrıca daha çok arz varmış. Neye karşı neye o arzmış? O arz neyeymiş? Nar bepaldı middle'ın. Belirli araçlara, belirli maddelere belirli maddelere, belirli araçlara daha fazla bakın mir frag daha çok arz varmış geçmiş geçmiş zamanda was yani ben frag kelimesini kullanırken frag nar yani neye o arz neye ise öncesinde nar kullanıyorum devam ediyorum de europese uni birleşmiş milletler EU diye de geçer. Yani Dö EU. Bakın hatta burada var. De EU. Yani bunu başlı başına yazmazlar da. De EU yazarlar. Kısaltma ve onu da EU şeklinde telaffuz ederler. De Europese Unie maakt zich zorgen over de tekorten. Çok güzel bir fiil. Sich zorche maken over. Bir şey hakkında, bir şeyden dolayı endişe duymak. Bir şey hakkında endişelenmek anlamına geliyor. De Europese Unie maakt Zih, zorgen over de tekorten. Bu kıtlık, bu eksiklikten eksiklik konusunda Birleşmiş Milletler endişe duyuyor. Zich zorgen maken over. Yani hem zih var hem ee, zor yani üç kelimeden oluşuyor. Üç ayrı ya yani üç kelimeden oluşan bir fiil artı bir de sabit edat. Bakınız zih zorgen maken over. Bir şey hakkında e, endişe duymak demek. The EU will underzookun. Birleşmiş Milletler araştırma yapmak istiyor. Bakın. Fiilden sonra eğer bu varsa of var ya of. Bu of geldikten sonra sonraki kısım veyzin olur. Adeta di gibi. Adeta dat gibi. Ve bu of cümleye ıp ıpmadığı anlamını katar. Yani Burasının önemi yok. Buraya kadar şöyle çeviriyoruz. Birleşmiş Milletler araştırma yapacak artık neyse gerisi ıp ıpmadığını. Yani Birleşmiş Milletler ıp ıpmadığını araştır, araştırmak istiyor. Bakalım o ıp ıpmadığı neymiş? Of, er meer medicijnen in Europa zelf kunnen worden gemaakt. Er meer medicijnen in Europa zelf vumak daha fazla ilacın Avrupa'da bizatihi yapılıp yapılmadığını araştırmak istiyor bakınız yani burada bir önerme var daha fazla ilacın Avrupa'da bizatihi yapılıp yapılmadığı önermesi var bu Avrupa Birliği de onu araştırmak istiyor yani öyle olup öyle olmadığını, olup olmadığını araştırmak istiyor. Dit zau enkele problemi kün oplosu. Bu birkaç problemi çözebilir. Kesin mi değil. Yani zaudun kullanımı var. Bakınız burada. Zau künün oplosun. Zau künü oplosu. Onu bir ihtimal üzerine. İhtimal üzerine olduğu için zaudun modal fiilini kullandık. Bir sonraki haberimiz Wolf bijt schapen dood. Wolf kurt demek. Wolf bijt schapen dood. Een uh, wolf heeft in een dorpje in de provincie Gelderland schapen dood dood gebeten. Bir kurt heeft dood gebeten. Bir kurt ne yapmış? Fiilimiz ne? Dood beten. Ama bundan önce Beytin var bakın burada. Beytin, ısırmak demek. Doğut beytin, ısırarak öldürmek demek. Doğut beytin. Doğut biliyorsunuz ölü. Doğut beytin de aslında ayrı bir fiil. Ayrılabilir bir fiil. Isırarak öldürmek. Een wolf heeft in een dorpje in de provincie Gelderland. Gelderland e, eyaletindeki bir kırsalda bir kurt schapen. Schap koyun, koyunları ısırarak öldürmüş. Het gaat om dertin van de tweeën schapen. Çok güzel bir kalıp var burada. Het gaat om, yani söz konusu nokta noktadır. Mesele odur, önemli olan odur. Bakın buraya da yazdım. Hatta bu bir önceki e, videoda da aynı aynısı vardı. Het gaat om'u orada da işlemiştik. Het gaat om, 13 van de 42 schapen. Yani söz konusu 42 eee koyundan 13'üdür. Yani söz konusu 42 koyundan 13'üdür. Yani mesele odur. Önemli olan odur. Yani bu üçü de olur ama buradaki buraya en çok yakışanı söz konusu. Söz konusu 42 koyundan 13'tür. Örnek cümleler yazdım. alset het om geld gaat is hey weg yani als het om geld gaat para söz konusu olduğunda is hey weg o yoktur o kaybolur o gider als het om je gaat sen söz konusu olduğunda sta ik altijd klaar ben daima hazırım bakınız als het om je gaat sen söz konusu olduğunda sta ik altijd klaar ben daima her zaman hazırım Het gaat om Yani söz konusu olan bizim hayatımız. Önemli olan bizim hayatımız. Mesele bizim hayatımız. Her şekilde de çevirebilirsiniz. Fakat buradaki kontekste en uygun söz konusu 42 koyundan 13 tanesidir. 13'üdür. Devam ediyorum. Ook schapen gewond Ayrıca iki, iki koyunda yaralanmış. Gewond Yaralanmak. Şimdi bu gewond raken. Hvant zaten yaralı demek. Gewond raken. Raken fiili bir şeyden olumsuz etkilenme e, durumlarında kullanılır. Yani size maddi, manevi, ruhsal zarar verilen şeylerde raken fiilini kullanırsınız. Burada da yaralanmak fiilinde de hıvont rakın fakat bu genelde yani yaralanma eylemi geçmişte yaşandığı için ki biz o yüzden ona yaralı diyoruz. Artık olmuş bitmiş. Bu yapı neredeyse her zaman pasif formda kullanılır. Yani ik ben gewond geraakt. Ben yaralandım. We zijn gewond geraakt. Biz yaralandık. Burada da twee schapen gewond geraakt. İki koyun yaralandı. Het is al de vierde keer in korte tijd. Dat de wolf hier schapen dood bijt. Het um, is al de vierde keer in korte tijd dat. Dat a kadar olan kusma bakalım. O, um, çoktan dördüncü kez oldu. Çoktan dördüncü kez. De vierde keer. Dus dat is niet eerste eerste keer. Ja, yani ik kez değil yani. De vierde keer. Dördüncü kez. Yani bu al cümleye çoktan yani oho çoktan oldu yani o yani bu ilk değil daha önce de olmuştu. Het is al the fear the care in court tijd. kısa zamanda çoktan dördüncü kez oldu. Neymiş o? dat the wolf here schapen out bait kurt burada koyunları ısırarak öldürdü. Yani diyor ki koyunların e, kurtun koyunları ısırarak öldürme olayı çok kısa zamanda çoktan dördüncü kez yaşandı yani yaşanıyor. Bu. De eigenaar van de schapen e, koyunların sahibi. De eigenaar sahip yani bir evin sahibi, koyunların sahibi. Mülkiyeti kendisinde olan yani. De eigenaar van de schapen koyunların sahibi. 2 virgül de bu yani çiftçi Fintet freyselik. Yani bunu çok freyselik, çok korkunç yani çok kötü. Freyselik, fırşıklık. yani çok kötü bulmuş onu. Çok çok kötü yani. Öyle olması. Hey zegt, o dedi ki, dat de schapenhouderij op deze manier geen toekomst heeft. O dedi ki, de schapenhouderij. Şimdi, schapen'dan sonra gördüğünüz üzere altı çizili bir kelime var. Houderij. Bu öncesinde gelen, öncesinde geldiği kelimeye onun yetiştiriciliğini, onun yetiştiriciliği anlamını kazandırıyor. Örneğin Haudrey yetiştiricilik demek. Bein Haudrey arı yetiştiriciliği. Plain Fey Haudrey kümes hayvanları yetiştiriciliği. Diyor ki bu abimiz. Dat de schapen yani koyun yetiştiriciliği ob zaman bu şekilde yani bu şekilde keyn yani bu şekilde bir geleceğe sahip olamaz. Niye? E çünkü sürekli kurt geliyor, bu adamın koyunlarını ısırarak öldürüyor. Op deze manier, bu şekilde, bu şekilde. Op deze manier, op die manier, op die wijze. Bakın, op die wijze, op deze manier, op die manier aynı anlama geliyor ve gündelik hayatta çok sık kullanılıyor. Anlamı da o. Bu şekilde demek. Um, ehm krijgt geld van de overheid voor de schade. Çiftçi para almış van de overheid hükümetten of devletten for ne için for de schade. Schade zarar demek. Schade zarar için devletten para almış. Para alıyor. Maar dat vindt hij nu niet relevant. Ama o bunu şu an önemsiz buluyor. Yani işten geçti diyor aslında giden gitti diyor. Eee relevant blank demek. Yani önem önemli, mühim. bunun zıttı var bir de irrelevant. O da önemsiz demek. Mühim değil demek. Blank reik, bunu daha çok kullanıyoruz biliyorsunuz günlük hayatta. Bunun da bir zıttı var. On blank reik. Önemli, en önemsiz. Okay? Relevant blank rank, irrelevant on blank reik. Maar dat vindt hij nu niet relevant. Yani onu şu an önemsiz buluyor artık. Olan olmuş. De wolf is een beschermde diersoort. Kurt bir bescherm, beschermen korunmak demek. Beschermde korunan. Beschermde diersoort. sort. kurt bir korunan bir hayvan türüdür. Diersoort hayvan türü. Ne nasıl bir hayvan türü? Beschermde korunan. Since Un year, birkaç yıldan beri, birkaç yıldır, since, hij for in ons land. Uh, for common fiili, bakın, uh, for common, bulunmak, orada bulunmak, orada görünmek, orada ortaya çıkmak anlamına geliyor. Diyor ki, birkaç yıldan beri o ülkemizde görünüyor, ülkemizde ortaya çıkıyor, ülkemizde bulunuyor, in ons land. Het is een prachtig dier. Bu çok hoş, çok güzel bir hayvan. Maar soms ama bazen doten andere dieren en boeren en boeren zij daar natuurlijk niet blijmer. E, maar soms bazen doten andere dieren e, diğer bazen o diğer hayvanları öldürüyor. En ve boeren çiftçiler boeren zij Dar niet natuurlijk niet blij Ve çiftçiler bundan hiç mutlu değiller. Bakın burada bir dar kelimesi var. Dar. Dar var. Mey var. Pekala bunlar ne anlama geliyor? Blay biliyorsunuz mutlu demek. İlk ben play. Mutluyum. Neyden mutlu olduğunu ifade ederken de met edatını kullanıyoruz. Met sabit edatı. Blay met it. Bir şeyle bir şeyden mutlu olmak. Bir şeyden memnun olmak. Ik ben er blij mee. Ik ben daar blij mee. Ik ben hier blij mee. E, bu biraz er konusuyla alakalı. Çok detaya girmiyorum. Devam ediyorum. Eerste scholieren kunnen goed lezen. E, scholieren uit Ierland kunnen goed lezen. Scholier um, e, öğrenci, öğrenci demek, student. E, eş anlamlısı aslında. Yani okullu, öğrenci anlamına geliyor. Uh, scholieren uit Ierland, İrlandadaki öğrenciler kunnen goed lezen, güzel okuyabiliyorlar. Ierland staat qua leesvaardigheid op nummer 2 van de wereld. İrlanda staat op nummer 2. İrlanda ikinci sıradadır. Op nummer 2 van de wereld. Dünyada ikinci sıradadır. Çok güzel bir kelime. Kwa telaffuzu kva. Yani kua değil, kva. Kva, leys fardikayt. Açısından, yönünden anlamı kazandırıyor. Leys okuma, fardikayt beceri. Ee, mesela dil çalışıyorsunuz. Ee, sizin spreik fardikayt, leistur leys Okuma beceriniz, konuşma beceriniz, şreif ee, fardıkayt, yazma beceriniz. Yani o fardıkayt beceri demek. Örneğin CV doldururken mesela Fardy Hayden kısmı vardır. Beceriler kısmı. Oraya yapabildiğiniz becerilerinizi yazarsınız. Cümlemiz Ireland start Qua leis fardigheid yani okuma becerisi yönünden, okuma becerisi açısından start op nummer 2 van de wereld. Dünyada ikinci sırada bulunuyor. Bu "Qua" kelimesine birkaç örnek yazdım. Turks Is moeilijke taal qua grammatica. Türkçe gramer açısından zor bir dildir. Qua grammatica. Nederland is een mooi land qua mensen qua landschap. Hollanda güzel bir ülkedir. İnsanlar açısından, insanları yönünden en qua landschap. Ve manzarası doğal güzellikleri yönünden. Okay. Devam edelim. Nederland is gezakt optilist. Fiilimiz e, zakın fiili. E, zakın e, normalde e, başarısız olmak demek. E, zakın neyden başarısız olduysanız e, for sabit edatını kullanırız. Yani zakın for het examen sınavda başarısız olmak. Slagen for het examen sınavda başarılı olmak ve e, ilginçtir ki bu iki kelimenin de geçmiş zamanda kullanımları Zeyn ile olur. Yani ik ben gehaagd voor het examen. Ben sınavı kazandım, sınavda başarılı oldum. Ik ben gezaagd voor het examen. Ben sınavda başarısız oldum, geçemedim yani. Bakınız zijn gezaagd geslaagd. Buradaki manası ise şu Listenin gerilerinde kalması. Yani başarılı olamaması. Listenin sonlarında olması. Nederland is gezakt op de lijst. Hollanda listenin artık sonlarında. Yani o başarısız olan kısımda. Listenin gerilerinde anlamı veriyor. Ons land staat op plek 35. Ülkemiz staat op plek 35. 35. yerde. Plek yer demek. Plek yer ülkemiz 35. yerde bulunuyor 35. sırada aslında yani vermek istediği anlam o. Misschien kunnen we iets leren van de Bakınız burada bir e, farklılık var onu hemen söylemek istiyorum. Bu leren kelimesi leren öğrenmek. Bu da Ieran yani İrland ülkesinde yaşayanlar Ieran İrlandalılar. Misschien kunnen we iets leren misschien uh, belki de bir şeyler öğrenebiliriz. Van de Eeren, İrlandalılardan. Zij hebben het lees onderwijs veranderd. Onlar okuma eğitimini değiştirdiler. Omdat ze 15 jaar geleden ook zakten op de ranglijst. Çünkü onlar 15 yıl önce 15 jaar geleden ook de Zaktın optu op rank Yani o e, rank list o sıralama listesinde en altlara en alttalardı. Zaktın. yani bakın zaktın burada da mesela Hollanda şu anda Zakt op de list listenin sonlarında. Onlar da 15 yıl önce sonlarındaymış. Bakınız. Zaktın op de rank list. Bu rank list ülkeler arasındaki kıyaslamalarda rank yani o derecelendirme, o rütbe sistemi aslında. E, genelde bu üniversitelerde de olur. E, üniversitelerin bölümlerinde olur. E, yani buna benzer e, okullarda olur. E, ülke genelin, dünya genelinde kıyaslamada e, o ülkenin, o okulun neyse artık sıralamasına rang bakılır. Rang list dediği de o. E, so, Schule waar de kinderen één uur in de week in de klas mogen lezen. Zo. So, eğer zo so cümle başındaysa örneğin mesela anlamı kazandırır. Bey for built. Eş anlamlısı. Ve sonrasında da e, in fersi yapılır. Zo. Zeyn er Örneğin okullar var idi. Ki o okullarda bakınız var. Lokasyon olduğu için artık okul. Var kullandım. Yani di, dat, var. Bunlardan var kullandım. Var. The children ein ear in the wake haftada öğrenciler, çocuklar bir saat haftada in the class sınıfta mohleyze yani sınıfta bir saat okumalarına izin verildi, okudular. Gewoon for hun plezier. Gewoon ya öylesine, öylece herhangi bir özelliği yok. For hun plezier. Öylesine zevkine. For main plezier. Zevkine. For her plezier. O kişi kimse yaptığı şey yani o işi zevkine yapıyor ya. E, onu söyleriz ve en sonuna for main pleasure. Yani mesela ik het onu yapıyorum for main pleasure. Bunu zevkine yapıyorum. İk læsh, ik les book. Bir kitap okuyorum for main pleasure. Zevkine bir kitap okuyorum. Onlar öğrenciler olduğu için yani o kinder'in for hun pleasure. Zevkine yani öylesine zevkine, gewoon, herhangi bir özelliği yok yani öyle sıradan. Okey, devam. ze ee, kregen geen toets en ze hoeven geen opdrachten te maken. Ee, geen toets, yani herhangi bir sınav uh, ya da bir test, quiz almıyorlar, yapmıyorlar. En ve ze hoeven geen opdrachten te maken. Ve ödev yapmak zorunda değiller. les is daar nu onderdeel van de andere vakken op school. Uh, dil uh, les. Dil dersleri is daar, orada, nu, şu anda onderdeel van. Bir şeyin parçası. Neyin parçasıymış? Onderdeel van de andere vakken op school. Okuldaki diğer derslerin bir parçasıymış orada. Ney? Dil dersi. Um, vak fak okulda gördüğümüz dersler. Yani o matematik, fizik, kimya, biyoloji bunlar var ya bunların hepsi fak diye geçiyor. Fak. Eee bunlar da fucking van de under fucking op school. Um okay, uh, bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Örneğin tarih, aardrijkskunde en en economie ve economie. Um, Natürkündü nature of, ekleyebiliriz yani burada yok. Nature künde, wis künde, matematik, nature fizik. aklıma şu an gelenler bunlar. Mate künde, of, um, geometri. Yani sonuna aslında uh, künde getiriyoruz. Of uh, onu biraz dersleştiriyor gibi yani onun bilimi, onun alanı gibi mana katıyor. Okay. ok dirt de opleiding voor liraren nu ein jahr langer. E, ayrıca uh, e, duurt sürüyor eğitim, opleiding voor liraren öğrenciler için nu şu anda één langer. Bir yıl uzun, bir yıl daha uzun. Okay? E, yani şu an öğrenciler için eğitim bir yıl daha uzun sürüyormuş. En de docenten kregen mehr begeleiding. Ve hocalar, öğretmenler daha çok rehberlik alıyorlar, daha çok eğitim alıyorlar. Daha doğrusu eğitim değil de rehberlik, yani daha destek e, anlamında. E, bir kişi bir kişiyi begleiten olduğu zaman, yani ilk bıhlayt my studenten öğrencilerimi e, rehberlik ediyorum, öğrencilerime eşlik ediyorum, Öğrencilerimi destekliyorum. Yani bu begleiten fiili'nin Temeldeki verdiği anlam rehberlik yapmak, rehberlik etmek. Ama örneğin bir grup bir yere giderken ona, onun başında bulunmanız, ona eşlik etmeniz de begleiten oluyor. Bakın örnek cümlemiz. The docent, bıkırlayd, the student, het Öğretmen öğrencilerini havuza kadar, havuza doğru ıı, eşlik etti, rehberlik etti yani. Bir diğer anlamı da desteklemek. Yani ik begeleid mijn kind. Çocuğumu destekliyorum. Ona ondersteunen yapıyorum yani. Onu destekliyorum. Ona yardımcı oluyorum. Begeleider bu işi yapan kişi. Yani rehber kişi. Begeleider. Um, bu işin kendisi de isim hali de begeleiding. Rehberlik. En de docenten krijgen meer begeleiding ve öğretmenler, hocalar daha fazla mir, daha çok rehberlik alıyorlar. Did forkomt un burnout. Bu burnout su e, önlüyor. Şimdi forkomen de vorkomen var. E, bir tanesi e, ayrılamaz fiil olarak yazılan önlemek demek, önlemek bir şeyi önlemek. Yani bu did bu anlattıkları şey bu. Forgotten Burnout. Burnout tükenmişlik demek. Burnout tükenmişlik, bitmişlik, işe yaramazlık. Yani insanın bunu hissetmesi. Tükenmişlik sendromu var ya işte o. Burnout. Ve günümüz maalesef birçok hem çocuk hem yaşlı herkes de maalesef özellikle son zamanlarda çok fazla var. Hatta bununla alakalı hem devlet düzeyinde hem e, sivil toplum düzeyinde çok fazla bilgilendirici şeyler yapılıyor. Ben de birkaç kere denk gelmiştim. Burnout e, tükenmişlik demek. E, yani bunun yaşı yok maalesef. E, for common eğer bu for ve common birleşik ise bu önlemek demek. Fakat bu for ve common ayrı ise bu da ortaya çıkmak, görünmek, bulunmak demek. Az önce hani wolf var diye bir tane kurt. Orada ne demiştik? O görünüyor demiştik. Since uh, birkaç yıldır. Uh, orada kullandığımız fiil de for common. Fakat o ortaya çıkmak, görünmek, bulunmak. Devam ediyorum. Ook is er meer overleg met docenten. Ayrıca daha fazla overleg, müzakere vardır. Kiminle? Met docenten. Öğretmenler ile. Aslında overleg müzakere bir şeyi istişare etmek bir şeyi müzakere etmek görüşmek bunun fiil hali de verlegen met iemand yani bir şeyi verlegen bir, birisiyle birisiyle o şeyi müzakere etmek görüşmek demek het um, is belangrijk önemlidir ki o dat de docenten achter het beleid staan um, bezen var bakın burada dat de docenten achter head bullet staan. achter arkasında demek. Head bullet, um, head bullet politika demek. Yani bu devletler e, düzeyinde de olabilir. Yani o şey, o politika da head anlamına geliyor. Ya da bir okulun kendi içinde o kuralları da head bullet. Yani o okulun politikası anlamına geliyor. Head bullet politika demek. After stand, aslında bu um, biraz şey bir kullanım. Fikirlik. Yani mecazi bir kullanım. Um, Achterstand. Um, yani iman of it. Uh, achterstan Bir şeyin ya da mesela buradaki kullanımıyla um, o het beleid. Um, politika. O politikanın arkasında durmak. Yani onu desteklemek. Ya da bir kişinin arkasında durmak. Onu desteklemek. Türkçe'de de aslında çok benzer bir kullanım var. Achter het stan Yani o politikanın arkasında duruyorlar. Diyor ki Het is belangrijk, önemlidir ki öğretmenler bu politikanın arkasında duruyorlar. Yani bu politikayı understanden, destekliyorlar. Evet, bir sonraki haberimiz. Krem günü gevaarlijk zijn voor kinderen. Steeds meer kinderen gebruiken krems voor hun gezicht. Az önce görmüştük bakınız. Steeds meer kinderen. Gittikçe daha çok çocuk gebruiken kullanıyor krem. Krem kullanıyor for hun Hüzicht yüzü için. Mar expert. E, expert. E, bunun telaffuzunda t sesi yoktur. E, yani mar expert değil. Çünkü bu Fransız kökenli bir kelime. E, ve son harfi telaffuz edilmiyor. Mar expert. Denken dat het gevaarlijk kan zijn. Yani uzmanlar, expert, uzman, e, eş anlamlısı, deskündüğü. Bunu da çok sık görebilirsiniz. Deskündühü uzmanlar düşünüyorlar ki yani uzmanlara göre datet hufarlı kanzayn bu tehlikeli olabilir. Somıhı ingrediente bazı içerikleri ki o içerikler di in the producten zitten ürünlerde bulunan zeyn yani ürünlerde bulunan bazı içerikler Zayn niet goed voor kinderen. Çocuklar için iyi değildir. Bakınız bu cümlenin öznesi burası. Öznesinde de bakın bir di var arada. Yani sommige ingrediënte, bazı içerikler ki onlar in the product zitten. ürünlerde bulunan bazı içerikler. Zeyn niet goed voor kinderen çocuklar için iyi değil. Kinder kunen peestjes of irritaties krijgen. Çocuklar peestjes, sivilce demek. Yani vücutta bir şey olması, ağrı olması, sivilce olması ya da bir yerde bir şey çıkması bu biliyorsunuz krijgen fiiliyle kullanılıyor ya da hebben yani ona sahip olmak ya da onu almak yani krijgen fiiliyle kullanılıyor. Burada hakeza kreyhın fiili kullanılmış. Kinder können Beşçiz of irritaties kreyhın. Peşt sivilce demek. İritatisi tahriş demek. Yani elinizi kaşıdınız mesela orada bir şey çıktı. Ona tahriş deniyor. Tahriş. Çocuklar sivilce çocuklarda sivilce olabilir veya tahriş olabilir. Yani alırlar diye çevirdiğimiz zaman biraz abes oluyor. Ama kullanımı bu şekilde de Haut expert zeggen ehm cilt demek cilt Haut deri cilt cilt uzmanları zeggen demişler ki dat Kinderen Kinderen kein krem nodig hebben nodig hebben ihtiyaç duymak yani cilt uzmanları çocukların kreme ihtiyacı olmadığını söylemiş Als Toch willen, je je krem, het toch willen, dus kunnen ze de crème uitproberen op hun elleboog. Als ze het toch willen, onnaar yine de, bakınız, onlar yine de, toch willen, yani eramen, neye rağmen, sivilceye rağmen, tahrişe rağmen, yani als ze het, on, eğer onlar onu, toch willen, yine de istiyorsa, können ze de crème onlar kremi uitprobieren deneyebilirler. Nerede? Op hun elleboog. Dirseklerinde deneyebilirler. Yani onlar yine de kremi istiyorlarsa, onlar onu yine de istiyorlarsa, onlar gününüzü de krem uitprobieren, op hun elleboog. Okey. Ee, dirseğinde deneyebilirler. Yani yüzüne sürmeden önce, önce dirseğinde deniyorsun. Eğer bir şey yoksa yüzüne de sürebiliyorsun çünkü eğer bir sıkıntısı varsa zaten orada onu belli eder gibi bir öneride bulunmuşlar yani o uzmanlar. Als dar geen irritaties komen, eğer oraya e, tahriş gelmiyorsa tahriş olmuyorsa yani orası dan iset product ook veilig voor je gezicht. O zaman dan o zaman iset product bu ürün ayrıca ook veilig güvenli for you gezicht. Yani eğer oraya tahriş gelmiyorsa o zaman o ürün yüzün içinde güvenli. Evet haberlerimiz bitti. Şimdi ödev kısmı biliyorsunuz her haberin sonuna haberi hazırlayan hoca ödev koyuyor. Opdrachtje en dan nu het opdrachtje van deze week om je Nederlands te oefenen. Evet şimdi ...Fan uh, van deze bu haftanın Hollandacınızı Uf'un pratik yapmak için ödev. Zoals jullie weten is dit de 100 aflevering van deze podcast. Zoals jullie weten bildiğiniz üzere. Zoals jullie weten bildiğiniz üzere. Zoals ik eerder zei, daha önce söylediğim üzere. Daha önce söylediğim gibi. Yani burada zoals gibi manası katıyor. Zoals jullie weten, bildiğiniz gibi bu bu podcast'in 100. bölümüydü. 100. bölümü. Daarom heeft bu de opdracht yüzden heeft de opdracht te maken met 100. Bu cümlenin fiili hebben te maken met. Bir şeyle ilgili olmak demek. yani bu te maken ve met sabittir hiç değişmez. Değişen kısım sadece heaven'dır. O da özneye göre değişir. Bakın burada obtracht özne olduğu için heft oldu. Yani çekimlerken ben makını değiştirmiyorum kesinlikle. Makın hep aynı kalıyor. Sadece heaven'ı değiştiriyorum. Okey. Darum heft obtracht to makın met hundert. Yani bu yüzden ödev yüz sayısıyla alakalı. Je mag vijf woorden uit deze aflevering kiezen. Um, bu teksteki, uh, bu bölümdeki beş kelimeyi seçmenize izin veriliyor. Seçebilirsiniz yani. Müsaade ediliyor. Kiş heel verschillende woorden. Çok farklı kelimeler seç. Örneğin wolf, lezen, gevaarlijk, krem en vrachtwagens. Met die door jou gekozen vijf woorden. Bakınız bu bu seçilen beş kelimeyle beraber schreif je een verhaaltje van precies 100 woorden. Bir hikaye yaz van precies 100 woorden. Yani precies 100 woorden. Tamı tamına 100 kelimeden oluşan. Schreif geen nieuwsbericht. Yani haber bülteni değil. Maar ama een fictief verhaal. Yani fiktif, kurgusal, uydurma Okey? Fiktif. Bunun eş anlamlısı vardır. Ferzonun. Personu förhal. Uydurma hikaye. Kurmaca hikaye. Yani kurgusal. Weis kreatif en hep plezier. Um, weis. Uh, weis olmak fiilinin yani zeyn fiilinin emir kipidir. Weis kreatif. Yaratıcı ol. Weis aktif. Aktif ol. Weis irlik. Dürüst ol. Yani kattığı anlam budur. Veys. Veys e, ee, zeyn fiilinin emir kipidir. Eventueel kan je er nog een tekening bij maken. E, eventueel bu da gerekli olursa eğer gerekirse als het nodig is eş anlamlısı. Eğer gerekirse e, ee, kan je er nog een tekening bij maken. Gerekirse ayrıca bir çizim de yanına Yapabilirsin demiş. Dersimiz sona erdi. E, haber metninin hem PDF dosyasını hem de haber metninin seslendirilmiş e, dosyasını aşağıdan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız veya sorularınız varsa lütfen yorum yazın. E, bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.